فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت داعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, 27. gecenin arefesinde bulunduğumuz şu mübarek saatlerde, tabi bütün Müslümanlar yarınki geceye hazırlanıyorlar. 27. gecenin en ümitli gece olduğu, en mühim gece olduğu sahih hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Ancak mutlaka şu mübarek ayda af olmak için, mağfiret olunmak için ve faziletler elde etmek için salih amele, müşaraat ve tevbe istiğfara mübaderet lazımdır. Aksi takdirde insan Kadir Gecesi gelse de af olmayacaksa bayram gecesinde nasıl af olacak? Bayram sabahında nasıl makbul olacak? Onun için zaten Ramazan-ı Şerif'te af olmayan ne zaman af olacak buyuruluyor. Bir de Kadir Gecesi'nde af olmayan ne zaman af olacak? Bunu düşündüğü zaman insan yarınki gece de inşallah sohbetimiz Bursa'da olacak. İftardan evvel orada bulunacağız. Zikirler olacak, sohbet olacak işte. Sizler zaten ekranlarınızdan takip ediyorsunuz. İnşallah evvabin namazından sonra da yatsı ezanına kadar sohbet olacak. Onu da mutlaka kaçırmayın, dinleyin, dinletin inşallah. Bereket olur. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler size beyan edilecek. Ramazan-ı Şerif'e değer vermek, Kadir Gecesi'ne değer vermek iman alametidir. Bir insan Allah'a, ahirete inanmıyorsa ne Kadir Gecesi'ni bekler, ne bayram gecesini gözler, ne bayram sabah namazında bir şey bekler Allah'tan. Onun için böyle gafiller, cahiller çok. Biz onlardan değiliz. Bir defa buna çok hamd etmemiz lazımdır. Ve yarınki gece özellikle, tabii bu gece de yani son 10 gecelerin hepsi Kadir Gecesi olma vasfını, ihtimalini taşıyor ama yarınki 17. gece olması hasebiyle çok önemli olduğundan artık bundan sonra teravih namazlarını mutlaka eda edelim. Ve Ramazan-ı Şerif'in faziletlerine kavuşmak için yani geride kusur küsur ettiysek, taksirat yaptıysak işte telafi etmek için, tedarik etmek için yine önümüzde birkaç günümüz var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yoksa fırsat kaçıyor. Seneye Ramazan'a kim kavuşacak belli değil. Ve böylece Allah muhafaza yani bu Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail olamazsak ve aksine bir de şikayetine maruz kalırsak yarın ahirette bizi Allah'ın azabından kim kurtaracak? Yani peygamber bile şefaat edemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif'ten icazet almadan ve Ramazan-ı Şerif'in hasmı olduğu, davacısı olduğu kimselere peygamberin şefaati sallallahu aleyhi ve sellem geçmiyor. İbnül Cevzi büyük müfessir muhaddis kitabında bir hadis-i şerif naklediyor. Bunu İmam Safuri de naklediyor. Numan el-Alusi de Galiyetül Mevaiz'de bunu zikrediyor yani. Kıyamet günü bir genç efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Cibril'in şöyle anlattığını işittim diyor. Yani Cibril Aleyhisselam geliyor ona işte ahirette olacaklardan haber veriyor ya.
Kıyamet günü bir genç getirecek. Yu'ti abi Şahab bin yevmel kıyamet baken hazine. Ağlıyor, mahzun vaziyette. Yani bu ahiretin üzüntüsü hiçbir şeye benzemez. Dünyanın, hepimizin üzüntülü anlarımız, günlerimiz olmuştur. Ama burası dünya, geçiyor. En sevdiğin de ölüyor. Unutuyorsun bir şekilde. Bir telafi oluyor. Her kaçanın, geçenin, göçenin bir tedariki telafisi var. Ama Allah'ın rızasını kaçırdın mı, cennetini kaçırdın mı, bunun telafisi yok. Ebedi ahiret, sonsuz hayat. Şimdi kıyamet günü ağlayınca bu zor işte. Dünyada ağlayanın bir gözünün yaşını silen bulunur. Dünyadaki bir üzüntünün efendim izalesi için bir şey düşünülür. Ahiret ne olacak? Vel melâketü tesûkû bimekâmi amin hadîdin minnâr. Melekler demirden kamçılarla, Hac suresinde geçiyor ya, velevun mekâmi min hadid. Demirden kamçılar. Ateş tutuşmuş. Kamçılarla melekler onu efendim yitiyorlar. Cehenneme doğru sürüklüyorlar. Sevk ediyorlar. Ve vekul el eman el eman. El eman el eman. Yani Türkçeleşmiş. Senden eleman çektim falan. Yani eleman emniyet istiyor. Yani kurtuluş istiyor. Güvence istiyor azaptan. Böyle bağırıyor yani. Ne kadar? 1000 sene. 1000 sene. Şimdi mahşerin fi yevmi kâne miktâru 50 sene. Miktarı 50 bin sene ise, ayetle sabit. Miktarı 50 bin sene olan bir ortamda 1000 sene, yani şu andaki dünya hayatı için 1000 sene ne demek ya? İnsan bir gün azaba dayanamaz. 1 saat ağrıya, sancıya dayanamıyoruz. Bas bas bağırıyorsun ya. 1 saat. Bir gün değil, 1 sene değil, 100 sene değil ya. 1000 sene çare arıyorsun, kurtuluş arıyorsun. Çare burada Ramazan Şerif'te. Ha, yarın 27. gece geliyor mübarek. Bir gusül al, bir abdest tazele. Bir misvak kullan, bir git. Efendim Allah'ın dinine tazım et ya. Kur'an-ı Azimüşşan'ın inzal buyurulduğu geceye değer ver. Yani işte en ümitli gece olmak hasebiyle. Ondan sonra git Allah'ın evlerinden bir mescide git. Bir cemaatle, imamla namaz kıl. Teravih kıl. Bir tevbe et. Ne kadar günahın varsa bir daha yapmamaya söz ver Allah'a. Sonra 1000 sene el aman el aman. Kaç sene daha yaşayacaksın dünyada? Kaç senen kaldı? Bu kadar senede ne? İçki içsen ne olur? Kumar oynasan ne olur? Satranç oynasan ne olur? İskambil oynasan ne olur? Efendim, kar erkek karışık denizde yüzsen ne olur? Havuzda yüzsen ne olur? Yani kaç senen daha kaldı? Bunun hepsi keyif olsa kaç para ya? Keyif olsa kaç para? Bunu niye tevbe etmiyorsun bunlardan? Keyfime çok düşkünüm efendim. Günahsız yapamıyorum. E nasıl ateşsiz? Ateşsiz yapamıyor muyum demek istiyorsun? Yanmadan duramıyor mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? 1000 sene eleman eleman bağırılır mı ya? Ve la emanele. Ne güvence veren var. Ne efendim azaptan garanti veren var. Öyle bağırıyor. Sümme yusak. Sonra sevk ediliyor. Fe yukofu beyni edillahi teala. Allah-u Teala'nın huzurunda durduruluyor. Mevla mekandan münezzeh. Fe emurullahu teala melâketel azab. Teshabu alâ ve cîlennâr. Allah Teala azap meleklerine emrediyor. Bunu yüzünün üstüne süründürün, sürte sürte ateşe götür. Bu ahirette bu rezillik, bu rüsvaylık hiçbir şeyle telafisi yok. Bak Türkiye'nin en zengin adamları ölüyor. En yakışıklıları ölüyor. En meşhurları, artistleri ölüyor. Bakın her gün cenaze haberleri bu medyada görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kimi malı kurtarmış? Kimi şöhreti kurtarmış? Kim efendim ne bileyim ne diyeyim itibarı kurtarmış, bürokrasideki imkanı kurtarmış ya. Ahirete tek başına gideceksin. Mevla'nın zorunda teke tek muhasebeye çekileceksin. Mevla atın bunu cehenneme dediği zaman kim ne edecek sana ya? Şefaat haktır ama Allah'ın izin verdiklerine. Allah izin vermezse sana şefaat edilmeye seni kim kurtarabilir? Kultu ya Cibril men huve. Ben devreye girdim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani
Cibril aleyhisselam bu gençten bahsedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, yani kıyamet günü olacak bir hadiseyi Hazreti Cibril anlatıyor. Mevla'nın bildirmesiyle bunları bilir. Melek de Mevla'nın bildirmesiyle biliyor. Önce vahiy meleğe geliyor. Melekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ama bütün gayb ilimlerinin kaynağı Allah-u Teala'dır. İleride olacağım ne bilsin? Cibril aleyhisselam anlatınca bunu, işte hadis-i şerifler zaten vahiydir hepsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ey Cibril, bu delikanlının başına böyle bir iş gelmiş diye anlatıyorsun, gelecek diye anlatıyorsun. Bu kimdir acaba? Diyor, şahap bu min ümmetike. Senin ümmetinden, şimdi senin ümmetinden diyecek, iş daha da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin olunca onun mesuliyeti oluyor. Hani şimdi eski ümmetlerden de olabilirdi. Senin ümmetinden bir gencin başına gelecek. Deyince, kultu ve madem bu, kusucu günahı neymiş, ne olacak? Neymiş günah bunun? Bin sene el aman diliyor da ona eman verilmiyor. Kale Hazreti Cibril bildiriyor. Edraka Ramazan fe asa Allah Teala fi ve lem yetub ve lem yestagfir Allah Teala ke yagfir lehu. Ha. Bu senin de ümmetindeki genci, yahu genci bırak. Benim gençliğim mi kalmış? Kaç yaşındayım? Hala isyan ediyorum. Ediyorsam. Sen kaç yaştasın? 50, 60, 70. Hala günah işliyorsan. Yani 80-90 yaşında günah işleyen adam var ya. Genç, yani düşün, gence bile müsamaha edilmiyor. Demek ki genç ölmüş bu. Buna gence bile müsaade edilmiyor. Yani müsamaha gösterilmiyor. Niçin? Ramazan'a yetişti diyor. Ramazan'da Allah'a tevbe etmedi. İsyanlara devam etti. İşte içki, kumar, artık zina mıdır? Namazsızlık, şirkten sonra en büyük günah. Bir vakit namazı kasten terk. Şirkten sonra en büyük günah. Daha günah mı arıyorsun? Zinaya devam ettiyse, efendim, kumarlara devam ettiyse, Müslümanlara iftiraya devam ettiyse, bu ne büyük günah? Adamı al silahı öldür ya. İftira ne demek ya? Ondan sonra iftiraya devam ettiyse, zulme devam ettiyse, öyle ya. Karısına zulmeden var, çocuğuna zulmeden var. Bazı kocasına zulmeden de çıkar. O az olur hani. Ekseriyle erkekler güç kullanıyorlar, haksızlıklar ediyorlar yani. Ondan sonra işçisine zulmettiyse, ne bileyim ben, ortağına zulmettiyse, oradan hesap para aşırdıysa, yani herkesin kendine göre bir kebair, büyük büyük günahlar var. Büyü yaptıysa, yaptırdıysa, ondan sonra efendim. Ha, bu denin ümmetindeki delikanlı Ramazan'a kavuştu. İsyana devam etti, tevbe etmedi, istiğfar etmedi. Allah-u Teala kendisini mağfiret etsin diye Allah'tan af istemedi. Halbuki Ramazan-ı Şerif'te özel nidalar var. Her gece 3 kere diyor. Başka gecelerde de var ama Ramazan-ı Şerif'te münadi dellal bağırıyor. Ta öbüründe seherde başlıyor nida. Bunda iftardan beri gece girer girmez başlıyor. Hel min taibin fetubani. Var mı tevbe eden tevbesini kabul edeceğim? Hel min müstağfirin fe'afira lehu. Var mı bağışlanmak isteyen mağfiret edeceğim? Bak şimdi. Bu gencin durumuna görüyor musun şimdi? Fe'ehezeullahu bagteten diyor Hazreti Cibril. Allah onu ansızın yakaladı diyor. İşte bu ansızın çok tehlikeli. Çünkü neden? Tevbe fırsatı kalmıyor. İnsan kaza namazlarını kılma fırsatı kalmıyor. Kaza oruçlarını tutacak günü kalmıyor. Zekattan ödemediklerini ödeme şeyi imkanı kalmıyor. Mirası bıraktın çoluğa çocuğa. Senin vermediğin zekatın hesabını çoluk çocuk yapar mı ya? Zaten para kaça bölünecek? Kim ödeyecek senin borçlarını? Kim hesap edecek? Sen hesap etmemişsin. Kaç senelik zekatın, fitren, bilmem neyin borç. Sen nereye git derler ya, biz yemeğe bakacağız. Kimsenin adına o parayı ver. Daha iskat devir parasını vermiyorlar. Nice daireler bırakan adamın çocukları vermediler ya. O kadar fazla mı tutuyor diyor. Halbuki iskat devir de biliyorsunuz. Yani gününe göre vurulsa 30 bin, 40 bin, 50 bin lira tutacak. İskatın şey bereketiyle işte 2 bin, 3 bin, 5 bin liraya fakire verilmek suretiyle iskat muamelesi var yani. Onu şimdi vaktim yok anlatma. İmam-ı Azam Efendimiz bundan mağfiret umulur buyuruyor hani. Fıkıhlarımızda var. Ölünün ardından olan. Ya adam dünya kadar mal bıraktı ya.
Çocuklara hesap ettirdiler. Hoca efendilere. Ben de şahit oldum, şey ettim yani. Allah Allah. Dediler ki çok tutuyormuş ya. Bizim babamızın zaten namaz kılıyordu, oruç tutuyordu. Borcu yoktur dediler. Ya adamın abdesti yanlış olur. Abdestsiz kılar, unutmuş olur. Bir yerine bir sakız yapışmış olur ayağının altına. Anlamaz onu yerden. Abdesti olmamış olur. Yani ne biliyorsun hangi namazın abdesti guslünde yine vücuda kuru yer kalmış olur falan falan. İskat ne yapıyor? Hayvan hakkı olur. Kedi yakış der, köpeğe hoş der. Efendim misal yani hayvan hakkı olur. E bunu iskat ya mı yani fakire sadaka. Mesele burada fakire sadaka verilmesidir yani mesele. Hacılar hocalar yemeyecek ki bunu. Ama dediler ki yok ya bu kadar veremeyiz dediler. O da 2000 küsür lira tuttu. O zaman sıfırlar atılmamıştı da yani 2000 küsür tuttu şimdiki parayla. Şimdi tabii biraz daha tutmuş olabilir çünkü onu fitreye göre hesap ediyor. Fitre bile 19-20 liraya çıktı şimdi o zamanlar. 7-8 liraydı. Yani demek istiyorum sen burada ansızın yakalanmayacağın ne malum? Bak Allah onu diyor ansızın yakaladı diyor. Görüyor musun? Cibril Aleyhisselam'ın bahsettiği hadis-i şerifte. Şimdi yarın Kadir Gecesi'ne 27. gece en ümitli, kuvvetli gecemiz. İnşallah yetişiriz yani. Ona da çıkacağımız belli değil. Belki beni dinleyenlerden bile kaç kişi ölecek yani şimdi. Dünyanın neresine beni kim dinliyor ben ne bileyim ki. E ben de ölebilirim yarına kadar. Neyime güveniyorum ya? Hala günah diyorum ya. Tevbe edeceğiz. Kapı açık. Tevbe kapısı açık. Her gece nida geliyor. Yok mu af isteyen ya? Hele Ramazan-ı Şerif'te. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar. Kenzül Ümmal'de de var bu hadis-i şerif. Ve gfirullahu fihi illa limen eba. Allah-u Teala Ramazan'da bütün Müslümanları affeder. Ancak imtina edenler, yani geri duranlar, aksilik edenleri affetmez. O zaman sahabe-i kiram sordular. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerifin ravisidir. O da ondan duyan tabiinden olan zat da dedi ya Ebu Hureyre memen ye Ebu. Ey Ebu Hureyre yani siz tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi duyduğunuz için burada geri duran, aksilik eden, imtina eden, kaçınan ben maksat kimdir dediler. Siz bunu Resulullah Efendimiz'e sordunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem onundan duydunuz. O da ne buyurdu? Ye'ba en yestagfirallaha fi. Bir adam Ramazan'da estagfirullah demiyorsa, tübtü ve racaatü ilallah demiyorsa, bak o derginin bu Haziran sayısının sonunda iman tazeleme hakkında büyük bir istiğfar. Bir ders ondan anlattım epey ya. Derginin son sayfası mübarek. Ya insan bir kere günde okumaz mı? 10 kere, ortası 3 kere, en azı bir kere diyor ulema evliya. Ben şimdi onu nasıl anlatayım sana? Ben okusam sana 4-5-6 satır bir şey yani. Git dergiden bu aldınız, koyuyorsunuz, rafa kaldırıyorsunuz mübarek adamlar. O istiğfarı yapın. Diğer istiğfarlar var. Ramazan Şerif Risalesi'nde mesela sayfa 353'ten başlıyor. Ramazan Şerif Risalesi hepinizde var. 353'ten başlıyor. Efendim ta 361'e kadar istiğfardan bahsediyor. Orada istiğfarlar var. Tevbe Abdin Zalim'in istiğfarı var meşhur. Estağfirullah Zel Celal. Ya hiçbir şey bilmiyorsan estağfirullah da mı bilmiyorsun? Estağfirullah. Allah'ım affını mağfiretini istiyorum diye ya. Ramazandır mübarek. Kadir gecesi geliyor 27. gece git bir istiğfar et. Ya hiç Allah'tan af istemeden Ramazan çıkar mı kardeşim? Ama tabii istiğfarında neci var? Günahlardan vazgeçmek şey var yani. Bir pişmanlık çekmek var. Bir daha yapmamak azimliliği var. Ha bir daha yapabilirsem ne olur? Ya kardeşim şimdiden bir daha yapabilirsem ne düşünüyorsun? Yapmazsın inşallah ya. Allah nasip etmez inşallah. Sen ümitli ol. Ama ansızın yakalanma tehlikesi var. Ne buyuruyor? Allah onu ansızın yakaladı diyor. Bak ayet-i kerimede ne buyuruyor? Zümer suresinde olacak. وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَوْا مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتَيْكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتَيْكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Bak azap size gelmeden Rabbinize yönelin. İslam'a dönün, Kur'an'a dönün, Ehl-i Sünnet'e dönün. İbadetlere dönün.
Sonra hiç kimse yardım edemez size buyuruyor. Peşindeki ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Bak size Rabbinizden indirilen Kur'an. Kur'an gibi bir kitap indirilmedi. İndirilen kitapların en güzeli. Vahiylerin en güzeli. Allah sen nasip etti. Bak ansızın azap gelmeden evvel diyor. Bakteten, füceten, aniden azap ne dedin mi aniden gel? Yanardağ patladı. Milyonlarca insan kaçmak kaçamadı ya. Yani kimisi altında kaldı. Lavlar nasıl geliyor lavlar? Diyorlar ki biz hükümet alarmı önceden çalmadı. Onun için dolu insanımız öldü şimdi. Kendi hükümetlerinden işte hangi ülkede oldu? Efendim bir ülkede oldu. Asya tarafında. Yani aniden geliyor. Daha lav fırçırtmaya basıyor. Deprem nasıl oluyor? Aniden geliyor. Tamam mı? Yıldırım nasıl geliyor? Aniden geliyor. Yani Allah'ın ani azapları dünyada var. Bir ölüm nasıl geliyor ölüm? Birçok insan öleceğinin farkında mı? Dakikasını, saatini biliyor mu? Yok, aniden geliyor. Bak azap ansızın gelmeden ve entüm la teşhurun hiç farkında olmadan gelecek. Bu gelmeden Kur'an'ın ayetlerine tabi olun diyor. Yani sohbet dinleyin, sohbet dinletin. Ayet hadis ancak ilim meclislerinde bulunur. Bu birçok ilahiyatçı kaderi inkar eden, mucizeleri inkar eden, Kur'an ayetlerini inkar eden, kanallarda çıkan, boy gösteren, bunlarınki ilim meclisi değil, bunlarınki inkar meclisi, şirk meclisi, küfür meclisi, hadisleri reddeden, mezhepleri reddeden, dinde reform isteyen, bu din bize uymaz, 1400 sene evvelki hükümlerle biz amel edemeyiz, yenilememiz lazım bu işi. Bu kafada olan Fazlur Rahmancı, birçok ilahiyatçı var. Bunlar herkesi saptırmışlar, saptırıyorlar. O Fazlur Rahman belası. Şirkin önde gideni, müşrikin önde gideni. Bütün Pakistan uleması efendim tekfir etmiş, kafir olduğuna kesin karar vermiş. Bütün ulema imzalamış o dönemde. Her şeyi inkar ediyor o Fazlur Rahman dedi. Gelmiş burada dolu, ilahiyatta dolu insanı saptırmış. Şimdiki bütün bir sapıklık uzantıları onlardan geliyor. O Fazlur Rahman'dan geliyor. Ne bela. Bu adamlar size ne anlatacak? Ne anlatacak? Dinler arası diyalogçu adamlar. Efendim, hoşgörü adı altında Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyen adamlar. Ne anlatacak? Bütün mucizeleri, ayetleri, hadisleri inkar ediyorlar. Kur'an'a kendilerine göre mana ve yorum getiriyorlar. Yenilik istiyorlar dinde. Bu ekranlar bunlarla dolmuş. Allah'ın saptırdığını kim icat edebilir? Men yudlilillahi felâ hâdiyele. Ama mübarek insanlar, hıyar alırken seçiyorsunuz, limon alırken seçiyorsunuz, karpuz alırken seçmece kesmece arıyorsunuz. Dinlemeye gelince hakkı batıldan ayırmadan bu da bir görüştür bakalım ne diyor. Ya ne diyor olur mu ya? Ansızın yakalanırız, ansızın ölürüz, ansızın gideriz. Biz zehir yutarız, itikadımızı bozarız. Ne cevap veririz ya? En tekule nefsün ya hasrati ala ma farrattu fi cembillah. Sonra pişman olup demeyin diyor. Allah beni affetmek için ne imkanlar gönderdi? Ramazanlar, teravihler, oruçlar, zikirler, bayram namazları, vesaire, İslamiyet'in kurbanları, haçları, zekatları, hep temizlik, temizlik, temizlik. Ama Allah'ın yanında ben ne kadar geri kalmışım. Ve in kütül emnes sahirin. Bir de hocalarla, hacılarla alay edenlerden oldum. İrticacı, yobaz, gericiler. 1400 sene evvelki hükümleri tatbik etmek istiyorlar. Mağaradan mı çıktınız? Siz ne biçim adamsınız? Bir de alay ediyordum. Demeyin sonra. Bak demeyin sonra. Pişman olmayın sonra diyor. Evtekûle levennellâhe den. Leküntü minel müttakîn. Allah beni hidayet etseydi ben de takva sahiplerinden olurdum. Sonra kabahati bana atmayın. Ben hidayet yarattım. Mahmud Efendi Hazretleri'ne gönderdiğim ilimleri, vahiyleri sana göndermedim. Abdülbaki Efendi Hazretleri'ne gönderdiğim dini sana göndermedim. He? Sami Efendi Hazretleri'ne bu kadar evliya, ulema yetişmiş bu memlekette. Bu yeni dönemimizde tanıdıklarımızı, gördüklerimizi söylüyor. Hacı Salih Efendiler, efendim, Gönen Mehmet Efendi. Bu adamlar nasıl Allah'ı buldu? Bu adamlar nasıl hidayeti buldu?
Aynı kulağı, gözü, aklı, kalbi, Kur'an'ı, sünneti sana da indirdim mi ve gönderdim mi? Gönderdim. Hocalar vaaz etti mi? Etti. Şimdi ne diyorsun? Allah beni hidayet edeydi, ben de yolumu bulurdum. Bak böyle demeyesiniz, demeyin diye size emrediyorum. Kur'an'a tabi olun diyor. Ayet bunlar ya, Zümer suresi. اَوْتَقُولَ حِينَ تَرَ الْعَذَابِ لَوَنَّ الْيِكَرَّةً فَيَكُنُ اَمْنَ الْمُحْسَنِينَ Sonra azabı gördüğünüz zaman, cehennemi gördüğünüz zaman, el aman el aman kurtar beni, kurtar beni bağırıyorsun. Bin sene bağırırsın. Sonra yüzün üstü süründüğün zaman, cehenneme götürürken, zebanilere teslim edildiğin zaman, azabı görünce, ah bir dünyaya tekrar bir kere dönecek olsaydım, bir dönüş daha, bir dönüş. فَيَكُنُ اَمْنَ الْمُحْسِنِينَ Allah'ı görür gibi ibadet edenlerden olsaydım. Demeyin sonra. Velakat ca'et ki hayati. Ey kafir insan, ey münafık insan, ey günahkar insan. Sana benim ayetlerim geldi. Hem de kesinlikle geldi. Ayetler, cihanda bu kadar ayetler. Bunlar kendi kendine mi oluyor? Bu kadar doğanlar kim can veriyor? Bu kadar ölenlerin kim canını alıyor? Kim ölmek ister ya? Kim ölmek ister? Niye parası olan zenginler kurtulamıyor o zaman? Bunlar kendi kendine mi oluyor? Anlasana ki bir yöneten var. Anlasana ki bir yaratan var. Anlasana ki bu sana hesap soracak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın? Yemekleri git fatura ödemeden. Bu dünyada yaşa çık. Kime zulmettin, kime haksızlık ettin? Yanına kâr kalacak. Öyle mi sandın? Fekezdebke biha. Bizim ahitlerimizi yalanladın. Vestekberte büyüklendin, kibirlendin. Efendim ben şeriat, bu zamanda şeriat mı olur? Efendim 1400 sene evvelki İslamiyet'in hükümleri. Bunlar yaşanır mı ya bunlar? Ne gerici adamlar. Benim ayetlerime inanmaktan, benim ayetlerimle amel etmekten, benim ayetlerimi tebliğ etmekten, tatbik etmekten büyüklük tasladın. Havalandın sen. Ve künte minel kafirin. Kafirlerden oldun. Şimdi kurtuluş istiyorsun. Ne kurtuluş istiyorsun? Bak ansızın azap gelmeden tevbe edin diyor. Şimdi bak bu hadis-i şerifte ne buyurdu Cibril Aleyhisselam? O genç için Allah ansızın yakaladı. Demek yaşlansaydı belki tevbe fırsatı olur. Gençken öldü. Çünkü ahirette de genç. Herkes öldüğü yaşta gelecek. Sonra cennete girerse yeniden gençleşecek. O cennette yaşlanmak yok, ölüm yok. Ama mahşerde herkes kaç yaşındaysa ona göre çıkacak. Hesabını verecek ya. O genç geldi. Ansızın yakaladı onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani ben de buna şefaat edemeyecek miyim acaba? Hazreti Cibril dedi ki o sana da sığınacak, senden şefaat isteyecek. El müstegâse bike ya Muhammed. Ey Muhammed medet eyle, şefaat eyle, igâse eyle, yani eyle. Sana da söyleyecek. Sonra ne olacak? Ama Ramazan devreye girecek. Ramazan şerif diyecek ki Allah-u Teala'ya sen müracaat edeceksin. Diyeceksin ki ya Rabbi ümmetimden bir genç etmiş bir günahlar. Benim şefaatimle onu mağfiret etsen. Allah-u Teala ne buyuracak? Hasmuhu Ramazan. Habibim iyi diyorsun da senin hatırın bende büyük ama hasmı var. Kimdir hasmı? Ramazan davacı. Ramazan davacı. Oo. Allah-u Teala buyuracak ki Ramazan onun hasmı olduğu için ne beriyim ben hasmı Ramazan. Ramazan-ı Şerif şikayet ettiği için hiç istiğfar etmemiş, hiç tevbe etmemiş, hiç fren yapmamış, dümdüz gitmiş ya. Hiç Allah'ın ayına kıymet vermemiş. Onun için ben ona Allah-u Teala buyuracak Ramazan davacı olan da ben ona rahmet etmem. Resulullah ne buyuracak o zaman? Ene beriyim ben hasmı şehr Ramazan. Ramazan ayı davacı olduğu kişiye ben ne yapabilirim? Ben de ondan beri oldum diyor. Ben de ondan uzak duracağım. Şimdi kardeşlerim yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Bak yarınki mübarek gece kadar. Şu mübarek gece, bu da mübarek gece. Ne demek Ramazan şerifin geceleri? Yani bir teravih namazı şu geceden kılsak. Efendim yarınki gece zaten inşallah bütün camiler her yer dolar, taşar inşallah. Ama çok gelmeyen var. Nüfus ne kadar? Bu nüfus bu camiler yeter mi aslında? Yeter mi? Bir bunun kadar değil. 10 bunun kadar cami olsa bu nüfusa yetmez ya. Milletin çoğu kılmıyor. Onun için mutlaka Ramazan-ı Şerif'e tazim etmek, hürmet etmek, değer vermek ve ibadat-ı taat ile
efendim hakkını gözetmek lazımdır ki ne yapsın Ramazan-ı Şerif? Hasım olacağına, şikayetçi olacağına, davacı olacağına şefaatçi olsun. Ramazan-ı Şerif'i biz ne yapalım? Kendimize şefaatçi yapalım. Şimdi Allah'ımızdan af isteyelim, afiyet isteyelim. Hele ki yarınki gece, özellikle şimdiden söylüyorum. Şimdi yarın gece ilan ediyorum. Ondan sonra diyorlar ki hocam beni niye şimdi söyledi? Yani şimdi o gecede o saatte biz işte efendim kitap yanımızda değil, dergi yanımızda değil. Ondan sonra söylüyorsunuz. Ramazan-ı Şerif'te efendim Kadir Gecesi duaları dergide yazılmış. Efendim kitapta da ne yapmışlar bunlar? Onu koymamışlar. Ama kitapta da var biliyorum yazdığım için. Ramazan-ı Şerif'te efendim Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar. Dergide 89-92'nin arasında Kadir Gecesi'nin namazları ve duaları. Yani yarın vakit bulamayabiliyoruz. Çünkü iftardan şey arası bir saatlik sohbet payı kalıyor. Bir saatlik sohbet payında da belki yani bunlar teferruatına giremeyiz. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Kadir Gecesi'nin efendim bu 89-92 sayfalar arasında hangi dualar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayşe annemize tavsiyesi var. Afiyet isteme duası, belasızlık duası. Hatta bazı ulema buyuruyorlar ki Kadir Gecesi'nde nafile namazdan veya Kur'an kıraatındansa duayı tercih ediyoruz. Niye duayı tercih ediyoruz? Aynı zamanda biliyorsunuz Kader Gecesi, Berat Gecesi ile bu yönde çok irtibatı var. Kaza ve kaderlerin efendim takdir gecesi. Ondan sonra biliyorsunuz Berat Gecesi, Teslim Gecesi. Berat Gecesi, Teslim Gecesi, Kadir Gecesi, Takdir Gecesi. Zaten isminin de Kadir olmasının bir manası takdirden geliyor. Onun için hakkımızda kaza ve kaderlerin hayırlı olması, tabii Kadir Gecesi hangi gecedir kesin olmamakla beraber yarın en ümitli gece şimdiden beynimizi hazırlayalım. Beynimizi, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu bir defa hazırlayalım. Dua edeceğiz. Tabii bazı alimler de diyorlar ki Kur'an kıraatı eftaldir. Fakat tabii burada yazılan dualar zaten çok vakit alacak dualar değil. Ama bazı alimler çok güzel bir yol bulmuşlar, orta bir yol bulmuşlar. Onlar diyorlar ki hem Kur'an okuyup her harfine 10 haseneden Kur'an kıraatı hem de Kur'an'daki dua ayetleri. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim dualar kitabımız var. Bunun birinci cildi çıktı ya, onun sağ tarafında Kur'an'daki bütün dualar var. Yani ikinci cilde izaha gelecek yarısının Ra'd suresinden sonra. Fakat birinci cilde de biz ne yaptık? Sadece o ciltteki Kur'an dualarını almadık. Bütün Kur'an'daki duaları aldık. 5-6 sayfa bir şeydir o. Sağ tarafı, sağ taraf ne demek biliyor musun? Hani böyle kitabı koyduğun zaman Türkçe soldan sağa açıyorsunuz. Sağdan, sağ kapaktan açtığın zaman Kur'an-ı Kerim duaları yani epey oldu çıkalı vardır sizde. O Kur'an-ı Kerim dualarının sağ tarafından Arapçadan açtığın zaman orada Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün peygamberlerin, meleklerin, salihlerin duaları Kur'an'da geçen bütün dualar orada. Bir tane eksik bırakmadım. Hatta çoğu kitabı karıştırdım. Bazılarında olmayanları bile derc ettim yani kıyas yaparak. Onun için bütün Kur'an duaları. İşte alimler diyorlar ki bu çok önemli bak. Bunu da ilk söylüyorum. Yani Kadir Gecesi'nde dua eftal diyen alim var. Kur'an kıraat eftal diyen alim var. Ama ortasını bulan alimler çok isabetlidirler. Diyorlar ki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurdu ama mesela teheccüde, Bakara suresi, Ali İmran suresi vesaire. Oradan hangi dua ayeti gelirse mutlaka isterdi. Hangi azap ayeti gelirse mutlaka sığınırdı. Bu sahih. Onun için kıraatle duayı cem etmek lazım. Cem etmek lazım. Siz tabii o manayı bilemezsiniz. Okurken okuduğunuz ayetlerin neresi duadır, neresi azap ayetidir falan ondan sığınmak gerekir. Onu bilemeyeceğiniz için biz size Kur'an-ı Kerim'deki duaları cem ettik. Sırf dua. Kur'an duaları kitabının sağından bakarsanız yarın gece mutlaka birkaç kere, onlar çok değil uzun. Kur'an-ı Kerim'de çok dua geçmiyor yani. Öyle Kur'an-ı Kerim dua kitabı da değil tabii ki. Ama öyle özlü dualar geçiyor ki bütün duaların şahları, padişahları Kur'an'da. Kur'an'da geçen dualardan eftal dua olabilir mi ya? Onun için o duaları okursak
Hem Euzü Besmele'ye başlayıp Kur'an kıraatına niyet ediyorsun. Kur'an kıraatına niyet ettiğin için her harfine en az 10 hasene Kur'an çünkü o. Ayet niyetiyle oku. Euzü ile başla, ayet niyetiyle oku. Şimdi o zaman hem ayet okumuş oluyorsun hem de dua etmiş oluyorsun manası. Amin de. Hepsine amin de. Peşinde de hatim duası yazdım. Çok Evliyaullah'tan hatim duaları zannediyorum önemli bir hatim duası yazdım oraya. Onun için yarınki gece mutlaka efendim dergimizin 89-90 sayfalarını şimdiden hazırlığınızı yapın. Ramazan-ı Şerif Risalenizin hazırlığını yapın. Orada zaten faziletli istiğfarlar demin söyledim sayfasını. İstiğfarlarınızı oradan okuyun. Cennet isteme, cehennemden sığınma dualarını oradan okuyun. Hep Ramazan'da önemli bunlar. Bunların hepsi o bapta yazıyor. 300'lerden sonra faziletli ameller bölümü, son bölüm. Ondan sonra Kadir Gecesi duaları orada yazıyor. Allah dostları Kadir Gecesi'nde hangi duaları yaparlardı? İnşallah böylece Ramazan-ı Şerif'e tazim etmiş, özellikle Kadir Gecesi'ne hürmette bulunmuş oluruz ki Allah-u Teala bizlere faziletler ihsan eder. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kıyamet günü yü'te bi şehr Ramazan yevmel kıyamet. Kıyamet günü Ramazan ayı mahşere getirilecek. Ve nâsü fil mevkif. İnsanlar mahşerde ter göllerine boğulmuşlar. Efendim, bir ayak on başın üstüne çıkmış. İzdiham. Ramazan ayı öyle bir nurlu gelecek ki şekle bürünecek, şekle. فَاَكُولَ مَنْ عَدَى نَب۪يُّنَمْ رَسُولُنَمْ melek. Mahşer halkı şaşıracaklar. Bu da kimdir? Nebi midir? Resul müdür? Melek midir? مَا رَاَيْنَا مِسْلَ cemali. Bunu böyle güzel bir şey görmedik. Ramazan ayı Cebbar Celle Celaluhu'nun huzurunda duracak. Mevla mekandan münezzeh. Ama işte böyle işlem yaptığı makamlar var. Oraya Ramazan geliyor, orada şunu kulundan görüşüyor. Kullar mekanda, efendim, mahşer de mekan, cennet de mekan. Allah Teala la mekanidir, mekansız. Allah Teala Ramazan'a buyuracak. Fekûlü men kâne lû kıbeli hakkum fellekûm. İstediklerine şefaat edebilirsin. Deyince Ramazan-ı Şerif mahşer halkına dönecek. Hepimiz oradayız. Hepimiz oradayız. İşte şimdi de Ramazan'dayız kardeşlerim. Birkaç günümüz kaldı. Şu Ramazan'da Ramazan'a değer veren bir amel işlersek yarın bu nidaya muhatap olanlardan oluruz. Ne diyecek Ramazan? Bende hakkı olan, bana hürmeti saygısı olan, bende salih amellerle yorulmuş olan, yani bende alacağı olan, bende hakkı olan kalksın. Yani gelsin ben hakkını ödeyeceğim. Çünkü Ramazan'dan dolayı oruç tutuyoruz. Şimdi Urfa olmuş 50 derece. Adamlar oruç tutuyor. Yatmışlar şeylere efendim çimlerin altı, çimlere, ağaçların altına. 50 derecede oruç tutmakla bizim İstanbul bir mi? İstanbul'da biraz nem yükseldi ama yine püfür püfür. 50 derecede oruç tutan var ya. Şimdi bunun işte Ramazan-ı Şerif'te ne oluyor? Ramazan-ı Şerif diyor ki yani bende hakkı olan ne demek? Benden sebep aç kalıyor, susuz kalıyor, uykusuz kalıyor. Sahuru görmüyor musun? Uykunun ortasını veriyor. 2'de, 2.30'da kalkarsan uykunun şeyi mi kalır yani? Ondan sonra sabah namazı, ondan sonra biraz daha yat, ondan sonra kalk işe git. Yani burada Ramazan-ı Şerif'in den dolayı sen ne yapıyorsun? Fedakarlık yapıyorsun. Ramazan-ı Şerif'te Allah Teala buyuracak ki mahşerde istediğine şefaat hakkı verdim sana edebilirsin. Ramazan-ı Şerif'te dönecek mahşer halkına diyecek ki bende hakkı olan kalksın. Yani kalksın gelsin ben ona iyi muamele edeceğim. Onlar diyecekler men ente ya tuzuyu ma beynel meşriki vel mağrib. Doğuyla batı arasın yani mahşerin ha. Sağ sol diyelim yani. Öyle öndeki gibi doğu batı mahşerde güneş şuraya yok da. Yani dünyanın doğusu batısı zannetmeyin. Çünkü başka yer kuruluyor orada. Doğuyla batı arasını yani demek istiyoruz. Sağ solu her tarafa aydınlatmışsın. Sen kimsin? Efendim diyecek ben Ramazan ayıyım. O zaman Ramazan-ı Şerif onlara her birine bir nur verecek. Ramazan'da oruç tutanlar, teravih kılan. İşte oruç tuttun, teravih kılmadın. Ona göre. Oruç tuttun, namaz kılmadın. Aman ya Rabbi. Efendim, hele farz namazları kılmadın mı Ramazan-ı Şerif sana şefaat etmez. Ama farzları kıldın,
Orucunu da tuttun. Nafilelerden fazla amelin yok. O durumuna göre. Kimine efendim böyle bir ağaç gibi bir şey verecek. Baston gibi. O baston ona verilecek. Mahşer karanlık. Münafıklar kalmış karanlıkta. Bize bakın işte nurunuzdan görelim diye. Ona bir baston gibi bir şey veriyor. Bir aylık yolu sırata gidecek. Mahşerden sırata gidecek. Havz-ı Kevser'e gidecek. Hep önünü görmesi lazım. Mahşer zifiri karanlık. Bir aylık mesafeyi aydınlatacak. وَاَخَرُ يُضُيْلَهُ مَسِيرَةَ الْجُمَعَةِ Kiminin ameline göre, orucu var, şeyi var ama işte ameli zayıf, işte bazı günahlar çıkmış falan. Ona bir asa verecek. O bir haftalık mesafeyi aydınlatacak. وَاَخَرُ مَسِيرَةَ الْجُمَعَةِ وَاَخَرُ مَوْتَعَكَ الْجُمَعَةِ Birine bir günlük mesafe aydınlatacak kadar nur verilecek. Birine de ayaklarının önünü görecek kadar. Yani işte Ramazan'da bir şey yapmış ama ne kadar az amel etmiş ki. Ne kadar, yani nasibi az. Nasibi az ama yine iyi. Ayaklarının önünü görmek ne demek? Yine ayağının önüne baka baka gidersin. Öbür türlü zifiri karanlıkta hiç gidemezsin. Nereye gideceksin? Sağ mı, sola mı? Hiçbir şey belli değil. Yani demek adamın o kadar amelinin nuru az ki Ramazan-ı Şerif ona ayağının ucunu gösterecek kadar bir nur verecek. Halbuki nuru tamamlamak, yani nurumuzu artırmak elimizde burada ya. Eşim teravih kıl, ibadet yap. Neler kazan, neler kazan. Her gece teravih kıl. Hele yarın gece de sabaha kadar namaz kıl, ibadet yap. Bayram gecesi istifade et. Hep mağfiret tecellilerinin vaat olunduğu saatlerde, vakitlerde, iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor ya. Ondan sonra hadis-i şerif buyuruyor. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوَكِّرْهُ Artık Ramazan'ın bu şefaatini, bu ahiretteki hürmetini, kıymetini duyan, anlayan, dileyen artık ona değer versin. وَمَنْ لَا يُوَكِّرُهُ فَيُسَامُ عَذَابًا يُصِيبُ عِنْدَ الْاَنْوَارِ مِنَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامِ Kim Ramazan'a tazim etmez? Ne demek tazim etmez? Ramazan girdi, günahlara tevbe etmez, istiğfar etmez, pişman olmaz, aynen devam eder. İşte buna Ramazan-ı Şerif'ten dolayı öyle bir azap tattırılacak ki, en büyük azap da ne biliyor musun? Mahşerde karanlıklara kaldıkları zaman herkes ışık arayacak. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ Müminlerin nurları önlerinden, sağlarından, kendilerinden önde koşacak diyor. Ayet bu. Şimdi, Tahrim Suresi olacak. Nurlar önlerinden koşacak. Şimdi bu nurlar dağıtılırken Ramazan-ı Şerif'in burada büyük bir şefaat hakkı olacak. Ne diyecek Ramazan-ı Şerif? Benden hakkı olan gelsin nur vereceğim. Ramazan'da kimin hakkı var? Kim Ramazan-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif'ten dolayı fedakarlık yaptıysa, oruç tuttuysa, açsız kaldıysa, uykusuz kaldıysa, teravih kıldıysa, zekat fitre verdiyse, neyse. Ramazan-ı Şerif'e hürmeten, işte Kadir Gecesi'ni ihya ettiyse, bunlar ne büyük geceler ya. Ona işte demin anlattığım gibi nurlar verecek. Bu nurları verdiği zaman efendim nursuzlar karanlıkta, zifiri karanlıkta kalacaklar ve böylece nur arayacaklar. Hatta ayette söylüyor, ne olur bize de nur verin işte falan. Bize nur vermiyorsanız bizim tarafa dönürseniz, nuru önünü aydınlattığı için şöyle sola dönse, münafıklar tarafına sola dönse hani onlar da biraz yolunu görür. Karanlık çok acayip bir azap yani. Mahşerdeler daha, cehenneme girmemişler. İşte o nurlar dağıtıldığı zaman diyor, taksim edilirken diyor, öyle pişman olacak ki Ramazan'a değer vermeyenler. Ey gidi ben bu mübarek ayda nasıl nur kazanmamışım? Şimdi gel burada diyorum ki bize bakın da nurunuzdan istifade edelim. قِيلَرْزِعُوا وَرَاكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورَا Ne denilecek onlara? Gerinize dönün, gerinize. Yani dünyaya dönün. Dünyaya gidin, bir Ramazan bulun, bir Ramazan Şerif ayında ibadet yapın, tevbe istiğfar edin. فَلْتَمِسُوا نُورًا Orada nur arayın. Burada nur yok. Onun için şimdi Ramazan'da af olmayan ne zaman af olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelamıdır bu. فَاِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ف۪ي فَمَتَى Ramazan'da bağışlanmayan hangi gün bağışlanır ya? Bağışlanmanın da yolu bak. Yarın gece inşallah anlatacağım. Kaçırmayın. Saat 9'u yani 20 geçeler falan. Tabii iftardan evvel sohbet var. Onu dinleyin, kaçırmayın. İftardan sonra da sohbet olacak. 27. gece Kadir Gecesi münasebetiyle televizyonda inşallah verecek.
Bursa'ya gelenler gelecek. Kadın cemaatlere çok geniş yerler yapıldı. Güzel, temiz, abdesthaneler, her şey. Hanımlar da gelecek. Efendim gelebilir. Cemaatle namaz eda edeceğiz inşallah. Secde suresiyle, Mülk suresiyle kıldıracağım. İnşallah teravih namazını. Çünkü secde suresiyle Mülk suresini okuyan hangi gece okursa okusun Kadir gecesi okumuş gibidir. Ya Kadir gecesinde okursa ne gibidir? Onun için teravihte secde suresi, Mülk suresi. Tebarekeye Mülk diyoruz. Efendim bir de secde suresi. Bu iki sure Kur'an'ın bütün surelerinden 60 hasene üstündür. Kur'an'daki bütün surelerden 60 hasene üstündür. Her bir harfinde katlama var. Onun için secde suresiyle, Mülk suresiyle bir teravih namazı eda edelim inşallahurrahman. Ve böylece sohbeti kaçırmayalım. Artık yarına kadar da inşallah tevbemizi, işte pişmanlıklarımızı Rabbimize arz ederiz. Orada da cemaatle beraber tevbe ederiz. İnşallahurrahman Ramazan-ı Şerif'in şefaatlerine nail oluruz. Bak yine haberde varid olmuştur. Ramazan-ı Şerif kıyamet günü ehsen surette gelecek. Yani görülebilecek en güzel varlık. Allah Allah. Nasıl? Allah Teala salih amelleri, mübarek vakitleri, mekanlara suretler verecek. Feyescudu beyne yedeyillâh. Allah'ın zorunda secdeye kapanacak. Feyekullahu Teala ya Ramazan, sel hacetek. Ey Ramazan, iste dilediğini benden. Fekud biyedimen arafa hakkak. Senin hakkını teslim eden, kıymetini, değerini bilenlerin tut elinden. Böylece Ramazan-ı Şerif Arasat'ta, hani Arasat meydanı denir. Arasat, arsanın cemi. Türkçe'de arsa diyorsunuz ya, arsa ofisi. Ha Arasat, arsalar. Ne demek arsalar? Sen arsa mı gördün ya? Bu Arnavutköy'e mi benzer? Mübarek adam. Sen mahşerin Arasat'ını, arsalarını gördüğün zaman o zaman arsa göreceksin. Tamam mı? Ama işte o arsalarda bakalım bir parselim var mı? Bir dikili otun ocağın var mı? Neyin var, neyin yok? Burada ekmedin ki mübarek adam. İçin gücün gittin, arsa aldın, tarla aldın. Şurası değerlenir diye yatırım yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Ahirette bir şey yok. Elice bir sıfır çıktın. Kimden ne dileneceksin şimdi? Ramazan-ı Şerif'i de razı etmedin. Kim Ramazan-ı Şerif'in hakkını bildiyse, ona hürmet ettiyse, ona... Ya şimdi bak, kaç gece geçti hoca, şimdi mi anlatıyorsun bunları? Ya mübarek adam, her gün bir şeyler anlattım yani. Ama yarınki gece 27. gece. Bak bugünden sizi ikaz ediyorum. Yarınki gece bu hesap ters dönebilir, düzeltebiliriz diyorum. Yarınki gece özel bir af hadis, 3 tane hadis var Ramazan'da. 3'ü de Buhari'de. Bunlardan biri Kadir gecesindeki kıyam, teravih namazı, iman ve hadisem. Gufirale muhattekaddemize. Geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Ahmet bin Hanbel rivadine muhattekar. Gelecek günahlarına bile tesir eder diyor. Onları bile bağışlar. Böyle bir fırsat var. En ümitli gecede 27. gece. Ben size başından beri söylüyorum şu gece dikkat edin, şu gece de. Ama şimdi geldik 27'nin arefesine yani. Mübarek, daha ne yapayım? Allah için kendimizi hazırlayalım diyorum işte. Bu hesabı düzeltebiliriz. Bu Ramazan'da da geçmeyi yaptıksa günahlar, bu Ramazan'da da tövbe edebiliriz ya. Yarın gece bu iş. Allah'ımıza arzu hal verelim. Ramazan-ı Şerif alıyor hakkını. Takdir edenlerin elinden tutuyor. Allah-u Teala'nın huzurunda duruyor. Allah-u Teala, ya Ramazan, ma da turid? Ya ey Ramazan, ne istiyorsun? Diyor, ben üriden tütevvicu bi tacili vakar. Bu kulum bana çok tazim etti, değer verdi. Bende çok ibadet etti, tilavet etti. Buna vakar tacı giydirmeni istiyorum. Mahşer böyle bir alan kardeşim. Orada tacın tahtın parayla değil, pırlantayla, elmasla değil. Orada Ramazan'la, Kur'an'la taç giyiyorsun. Efendim, Allah Teala ona bir taç giydirir. Ondan sonra onu büyük günah sahibi, akrabasından nicelerine şefaatçi kılar. Sen ki Ramazan'a değer verdin, akrabalarından, yakınlarından da Müslümanlara hadi şefaat et bakalım. Çok büyük rakamlar zikrediliyor. Sonra ona binlerce cennette hizmetçi verir. Sonra onu Burak'a bindirir. Burak duymuşsunuz çok Miraç derslerine. Allah-u Teala buyuruyor. Mazâ türüd ya Ramazan. Daha ne istiyorsun? Ha de enzilhu bi civari nebiyike. Ya Rabbi şimdi buna tacını giydirdin. Burak'a bindirdin. Bunu peygamberinin civarına, cennette onun civarına, komşuluğuna efendim gönder ve onu peygamberinin civarında konaklat. Öyle mi? Feunzilul firdevs. Allah-u Teala da buyuruyor. Hadi bu kulumu firdevs-i alaya gönderin.
Cennetin en üstün derecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi komşuluğu var orada. Onu oraya gönderir. Hala Ramazan-ı Şerif, Allah. Feyekullah, madem türüt ya Ramazan, daha ne istiyorsun? De kazaytu, kazaytu haceti, ya Rabbi. Ya Rabbi sen benim hacetimi gördün. Ama ben istedim, istedim verdin. Hep istedim verdin, istedim ben. Eyne kerametü gölü, senin bana bir ikramın olmayacak mı ben istemeden? Allah Allah. Hey kurban olduğum Ramazan-ı Şerif ya. Yani benim istediklerimi verdin ama ben istemeden yaparsan ikram olur yani. Bana hiçbir ikramın olmayacak mı? Allah-u Teala buyurur. Yani ne pazarlıkçıymışsın ya. Benden neler kopartır. فَيُعْطِي لَوْ مِئَةَ مَد۪ينَةٍ مِنْ يَاكُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَزَبَرْجَةٍ خَضْرَاءَ Allah. Al sana tazim eden, değer veren kulumun hakkı için efendim senin duan ve şefaatin hakkı için sana tazim eden, sende salih ameller işleyen, senin efendim kendisinden razı olduğun, kendisine şefaatçi olduğun bu kuluma kırmızı yakuttan, yeşil zebercetten cennette 100 tane şehir ikram ediyorum. 100 tane şehir. İstanbul'a mı benzer, İzmir'e mi benzer? Dünyanın hiçbir şehrine benzer mi? Şehir hepsi kırmızı yakuttan. Şu anda gramla hassas teraziyle yakut tartılıyor ya. Gramı kaç dolar? Her taraf kırmızı yakut, yeşil zebercet. Cennet hakikaten kralların yeri ya. Dünya leş. 100 tane şehir veriyorum. Her şehirde de 1000 tane kasır. Ne eder? Efendim, 1000'den 100.000 kasır eder. Kasır ne demek? Köşk. Ihlamur kasrına benzemez. Beşiktaş'ın dibindeki. Öyle basık bir yer. Ondan sonra nemli bir yer, rutubet. Hiç durulmuyor orada. Hava da esmiyor orada. Ondan sonra yok şu kasrı, yok bu kasrı. Padişahlar yapmışlar mübarek adamlar. Allah rahmet etsin de. Şimdi bu kasırlar dünyada ya dökülüyor ya, dökülüyor ya. Bakım da yapsan dökülüyor. Rutubetten dökülüyor. Ondan sonra hiçbir yerlerinde duvarı taş altından olan yok. Tuğlası zebercetten olan yok. Bir tane efendim merdiveni efendim altından olan yok. Halbuki ahiretin hepsi altından. Bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. Bütün şehirler, kaldırımlar, her yer yakut zebercet. Yani şimdi bunları niye anlatıyor bu hadis-i şerifler? Ahirete rahip olun, rağbetli olun ve kazanmaya bakın. Bu kazanmanın yeri bu dünyadır, zamanı da bu Ramazan'dır. Yarınki gece bunun için çok önemlidir. Allah Teala her birimizi Kadir gecesine muvaffakata muvaffak eyleyip onda salih ameller ve nasuh tevbeler nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.